Evet, herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün custom firmware'li böyle bir tane 3D isimle içindeki oyunlarla online oynamaya çalışacağız. Bir tane de orijinal oyun var online oynayabileceğim. Yani 2020'de 3DS'de online hala insan var mı online'da oynanıyor mu? Aynı zamanda da custom firmware'li ban yemeden online oyun oynanıyor mu gibi bir video yapacağız. Ben ilk defa sizle birlikte deneyeceğim. Zaten eğer olmazsa video yayınlamam ya da sadece Street Fighter'ı falan koyarım. Street Fighter yani eğer tabi online şey varsa, bir dakika oyunun içi nerede? Oyunun içi yokmuş ya. Tamam, o zaman şimdi benim aklımdan geçen Smash'ti. Bir Smash'i oynamayı düşünüyorum online olarak. Ve şurada bir yerde Mario Kart vardı. Mario Kart 7. Bunları bir bakacağız, hani online oynayan insan var mı? Hala nasıl hissiyat falan gibi bir şeyler deneyeceğiz. O zaman ilk olarak Smash'e girelim. Gerçi Smash'in update falan var ama. Evet. Bakalım. 3DS'de Smash gerçekten güzel oynanıyor. Ben de bunu hani bu şekilde custom firmware ile elde ettim. Artık konsol ölmeye yakın olduğu için rahat rahat konuşuyorum ama aslında çok desteklediğim bir şey değil, siz de biliyorsunuz. Bütün 3DS'de oyun alma şeyimi, hakkımı Zelda oyunlarında kullandığımı söyleyebilirim. Bütün Zelda oyunları orijinal olarak var. Bunları falan girmeyelim. Bakalım online'a bir bakalım kimler var, neler var. Giremiyorum ya. Sistem update'i gerekiyormuş. Evet, sistem update'ini yaptım. Ondan sonra custom firmware'de bir sıkıntı oldu. İşte Luma'yı kurmam gerekiyormuş. Yani Luma'yı da update etmem gerekiyormuş. Biliyorsun içerisinde Luma var. Luma'yı da update ettik. Bu sırada da Street Fighter'ı da buldum. Videoya devam ediyorum. Evet. Benim bu 3DS'imde SD kartımda problem var. Kendiliğinden çıkıyor. Biliyorsunuz bu, ya da biliyor musunuz bilmiyorum ama bu modellerde SD kartı ulaşmak için şu kapağı söküyorsunuz. Arkasında şöyle tırnaklı bir bölüm var. Yaylı. Benim SD kartım, yani micro SD kartım oraya işte SD kart taktığım zaman kendini otomatikman geri atıyor. Altına karton sıkıştırıyorum falan. O şekilde çözüyorum. Online olmaya bir çalışalım. Online'a giriyor mu? Bu sefer olacaktır büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Spectator modu açmıyoruz. Smash yapamadık abi. Bir türlü olmuyor. Mario Kart 7'ye bakalım. Evet, biliyorsunuz 3DS'de online üyelik falan yok. Direkt böyle online'a basıp oyunları alıp veya işte edinip oynayabiliyorsunuz. Bakalım nasıl olacak. Bağlanabilecek miyiz? Hadi bağlan ya. Evet, bağlandık. Worldwide falan seçelim. Versus Race. Hadi ne kim seçelim? Donkey Kong olsun. Bunları da sallıyorum. Bakalım bulacak mı? Bayağı bulduk yani. Gördüğünüz gibi çat diye buldu. Hiç beklemeden girdik. Evet. Şeyde bile abi, Switch'te bile bu kadar hızlı bulmuyor galiba Mario Kart 8'de. İlginç. Evet. Gördüğünüz gibi herkes 2020 falan dinlemiyor. Çatır çatır online'da. Biz de öyleyiz. Smash'li yapamadım. Başka bir videoda belki yaparım. Bundan sonra da Street Fighter'a bakacağım. Bir de başka online oynayabileceğim oyun varsa elimde, onlara bir bakarız. Kameraya bakarak oynayacağım. Çok iyi bir şey beklemeyin. Önemli olan zaten burada online denemek. Buraya en kolay pisti, en ilk pisti seçeceğim. Onlar bakalım ne seçtiler. Ona göre bir ortalama buluyor. Onu oynuyoruz biliyorsunuz zaten. Bu arada şunu şöyle yayına bir göstereyim size. Switch'le bakmış da olursunuz. Laksız bir şekilde oynuyorum ya. En soncum tabii. Nasıl kullandığımı unuttum ya şeyleri. Ha, şu soldaki şeymiş. Abi güzel ya. Gerçekten iyi. Onu kaçırdık. Tam biraz alışmam lazım sadece.
Bana lagsız geldi ama biraz ağır, ama karakter ağır zaten. Ondan da olabilir. Millet önden yardırı gidiyor vallahi. Çok kötü bir oyun sergiledik. Şimdi Street Fighter'ı takacağım. Bir de onda online rakip bulabilecek mi ona bakalım. Mario Kart 7 gördüğünüz gibi bayağı böyle yanıyor. Millet oynuyor değil gibi. Oyundan çıkalım. Custom Favorite cihazla oynadım. Hani bilmiyorum, ban yedim mi yemedim mi, yemiyorum herhalde. Oynamaya devam ettim gördüğünüz gibi. Oyundan çıkalım. Street Fighter'ı açalım. Biraz da onu oynayalım hadi. Biraz da orada dayak yiyelim. Belki de dayak atarız hani, değil mi? Bilmiyorum. Belli olmaz abi. Zaman kaybetmeden direkt internet maça giriyorum. Hadi bakalım. Direkt versus'ı seçtim. Quick match'e geldim. Bakalım birileri var mı? Abi bildiğiniz bulduk abi birisini. Çat diye bulduk abi. Evet. Hakan'ı seçeceğim. Hadi bunu seçelim. Vallahi bunda da gördüğünüz gibi çat diye bulduk. Hani hiç sıkıntı çekmeyeceğiz galiba. 3DS hani 2020'de alınır mı diye 26 dakikalık video yapmıştım. Bence gayet alınır gördüğünüz gibi. Nasıl da? Tamam, biraz düzgün oynamaya çalışalım. Aa, galiba yedirdik. Tabii tek tuşa basarak yaptım. Biraz hileli sayılır ama sonuçta bu oyunda da bu şekilde oynanabiliyor. Ne yapalım yani, böyle bir seçenek sunmuşlar bize. Yedik galiba ultrayı ve sanırım olmaz herhalde o kadar enerji değil mi ya? Evet. Evet. Ucu ucuna dayağımızı yedik. Tamam, bu sefer ciddi oynayacağım. Aa, çok kötü oldu. Hadi. Yine attık ultraya bakalım. Hop. Tepeme zıplarsan yersin ultrayı abicim. Evet. Hayır. 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 Ultrasını yapacak. Nasıl yedim ya? Korunuyordum. Nasıl yedim ya? Çok da fazla enerji götürüyor yalnız ya.
Hayır, salak gibi yanlış yaptım. Kaçırdım maçı, verdik galiba. Hayır. Hayır. Ya abicim bu maçta verilir mi ya? Bakalım bu sefer iyi gidiyoruz. Ultra abi, salak gibi ultra yedik mi ya abi ya? Bakalım bu sefer nasıl olacak? Hayır! Hayır. Hadi bakalım. Bu sefer korunduk. Hadi bakalım, hop. Hayır! Hayır! İşte bu hiç hoş olmadı. İşte bu! Evet. Hırs yaptım abi. Adama rematch'te yendim. Gördüğünüz gibi biraz sallaması oynadık ama işte bu kadar alette de Street Fighter böyle oynanıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten hani güzel bir şekilde 3DS'de online oynayabiliyoruz. İki oyun deneyebildim sadece ama Smash'i de denemeye çalıştım. Olmadı biliyorsunuz. Aynı zamanda konsolu son sürümle update ettim. Custom firmware'im gidiyordu. O sırada Luma'yı update ettim falan. Videoda böyle bayağı bir aksiyonlu dakikalar yaşadım ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca not olarak da sizden gelen istekleri değerlendirerek videolar çekiyorum. Saçmalıyorsun, içerik kıtlığı çekiyorsun gibi yorumlarınız geliyor bazen. Buna da buradan cevap vermiş olayım. Genelde dediğim gibi sizden gelen istekleri Discord'dan olsun, işte yorumlardan olsun, Instagram'dan olsun, sorduğunuz sorulara ilgili videolar yapmaya çalışıyorum. Bunu da burada söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.